Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf coğrafya dersi 2. döneminde adım 10 ile konu anlatımımıza devam edeceğiz. Şimdi adım 10'da Türkiye'nin iklimi 1 konusunu görmüştük adım 9'da. Şimdi adım 10'da Türkiye'nin iklimi 2 konusunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar sistemimize bir giriş yapalım. Coğrafya dersimizi seçeceğiz ve adım 10'umuzun olduğu sayfaya doğru giderekten Türkiye'nin iklimi 2 konusunu anlatmaya başlayacağız. Türkiye'nin iklimi 1 konusunda hatırlıyorsunuz. Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörleri gördük. Enlemdir, yükseltidir, dağların uzanışı, denize göre konum, bakı faktörü, karalar, denizler gibi. Türkiye'de sıcaklık, Türkiye'de basınç, rüzgar, nem, yağış bunları gördük. Ve işte yağış oluşum şekillerini de bitirerek burada bunu gördük. Şimdi Türkiye'deki iklim tiplerini anlatmaya çalışacağız. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin görülmesinde neler etkilidir? Şimdi neden iklim çeşitliliği fazla? Yer şekilleri çeşitli. Şimdi bu ne demek hocam? Türkiye dümdüz bir ülke olsaydı tek tip iklim gözükürdü. Yükselti engebe iklimleri çeşitlendiriyor. Dağların kıyıya uzanışında görülen farklılık, kısa mesafede yükseltinin farklılığı, üç tarafı denizlerle çevrili ve farklı hava kütlelerinin etkili olması. Şimdi klasik ters köşe sorular var bununla ilgili. Mesela Türkiye'nin iklim türlerinin çeşitli olması üzerinde bitki örtüsünün çeşitliliğinin etkisi yok. Bitki örtüsü iklimi etkileyen değil, iklimden etkilenendir. Yani iklim bitki örtüsünü etkiler, bitki örtüsü iklimi etkilemez. Şimdi bu faktörün etkisiyle Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz, ılıman karasal ve sert karasal iklimler gözükmüş. Bu büyük iklim tiplerinin yanında dar alanlarda etkili olan çok farklı özelliklerin görüldüğü mikro klima, küçük iklimler var. Mesela Rize, Muğla ve Iğdır mikro klimalara rastlanan başlıca yerler. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin bulunduğuna kanıt olarak farklı bitkiler, bakın makya, orman, bozkır, çayır, farklı tarım ürünleri, zeytin, tahıl, fındık, farklı toprak tipleri, farklı yağış rejimleri ve farklı akarsu rejimleri bize farklı iklimlerin gözüktüğünü gösteriyor. Akdeniz iklimi ilk iklimimiz. Akdeniz iklimi. Bakın arkadaşlar, Akdeniz iklimi demek Akdeniz bölgesi demek değil. Akdeniz bölgesi dışında Ege ve Güney Marmara'yla Güneydoğu Anadolu'nun batısında da Akdeniz iklimi gözüküyor. Yani Akdeniz iklimi Akdeniz bölgesi dışında. Şöyle bir C harfi gibi hop böyle bir çizgi çiziyoruz. İşte buralar Akdeniz iklimi gözüken yerler. Hadi bakalım çizelim. Güney Marmara'dan bir başlıyoruz. Bakın burası Güney Marmara. Şurası Bursa, Çanakkale, Bilecik çevresinden itibaren. Ege kıyılarında daha çok içeri sokuluyor. Çünkü dağlar dik uzarıyor. Bir önceki derste söyledim. Akdeniz kıyıları. Çukurova ve buradan Güneydoğu'nun batısı. Burası Akdeniz iklimi gözüken yerler. Artık ilkokuldan beri ezberlediğiniz bir özelliği var. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Akdeniz etkili olduğu Akdeniz, Ege, Güney Marmara, Güneydoğu Anadolu'da Antep çevresinde etkili oluyor. Ve bakalım özelliğine. Şimdi arkadaşlar burada bilgi kutusu kısmını söyleyeyim. Şimdi Akdeniz'de dağlar denize paralel uzandığı için Akdeniz bölgesinde. Şimdi göller yöresi dediğimiz Burdur, Isparta, Akdeniz bölgesinde yer alır ancak Akdeniz etkisi azdır burada. Nedeni yüksek ve deniz etkine kapalıdır. Burada daha çok karasal iklim. Yani Burdur, Isparta dediğin zaman buz gibi yerdir ama bölge olarak Akdeniz'dedir. Çünkü dağlar paralel oluyor. Denizin etkisi içeriye girmiyor. Akdeniz ikliminin özellikleri yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yazın kurak geçmesinde güneyden gelen sıcak ve kuru çöl havasının etkisi vardır. Kışlar ılık geçiyor çünkü deniz var. Zaten kışın Ocak'ta en sıcak bölge Akdeniz'dir. Bir önceki adımımızda söylemiştik 9 adım 9'da. En fazla yağış kışın görülüyor cephe yağışları. Kış yağışları yağmurdur çünkü sıcaklık sıfırın altına pek düşmez. Kar yağışı ve don çok fazla olmaz. Donlu gün sayısı en az olan bölgedir. Yılda en fazla 10-15 gün donlu geçer. Yağış miktarı farklılık gösterir. Mesela İzmir'de biraz daha azdır. Dağlar dik uzanıyor çünkü aralardan deniz etkisi içeri geçebiliyor. Ama Hatay gibi Adana ve Antalya mesela Antalya daha dağlık olduğu için daha fazla yağış alıyor. Adana'da da yağış az çünkü ova var kenarında. Hatay gibi yerlerde yağış çoğalıyor. Oluyor. Bitki örtüsü makidir burada. Maki, bodur, ağaç ve çalılar hiç yaprak dökmez. En yüksek kış sıcaklığı Akdeniz'de ölçülüyor. Ki dediğimiz gibi enlemden dolayı ve denizellikten dolayı. Şimdi o zaman Akdeniz ikliminin özelliklerini söylemiş olduk. Dediğimiz gibi görüldüğü yerleri de söyledik ve bundan dolayı da bu iklimi görmüş olduk. İkinci iklimimiz Karadeniz iklimi. Karadeniz iklimi demek sadece Karadeniz bölgesi demek değil yine. Bakalım şimdi bakın Karadeniz kıyılarında gözükmekle birlikte bakın burada Karadeniz bitiyor.
Marmara'nın kuzey kıyılarında da gözüküyor. Bakın İstanbul'un, Adapazarı'nın, İzmit'in, işte Kırklareli'nin kuzey kıyılarında da Karadeniz iklimi gözüküyor. Ve bu iklimin özelliği her mevsim yağışlı. Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın Karadeniz kıyıları boyunca etkili oluyor. Şile, Ava tarafları, Beykoz tarafları. Nedir peki hocam Karadeniz ikliminin özellikleri? İstanbul'da da gözüküyor yani, ondan bahsetmek isterim. Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı. Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı geçiyor. Yaz kuraklığı belirgin değil. Yazın da yağmur yağıyor. Nem miktarı en fazla olan iklim. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklim. Nem çok fazla çünkü. Türkiye'de bulutluluğun en fazla, güneşlenmenin en az olduğu iklim tipidir. En fazla yağışı sonbaharda, en az ilkbaharda alıyor. Yamaç dediğimiz orografik yağış ve bitki örtüsü olarak orman gözüküyor. Zaten hani böyle genel özellikleriyle bildiğiniz bir iklim. Karadeniz, yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı. Hangi iklim? Söyle, arka taraf. Evet, uyuma uyuma. Ha tamam. Karadeniz iklimi. Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Hangi iklim? Akdeniz. Evet, bravo. Tamam. Karasal iklime geldik. Karasal demek iç bölge demek. Akışlar denize kıyısı olmayan yerler. Şimdi Türkiye'de tabii yayılış alanı da geniş bir iklim. Peki ne oluyor hocam? İç bölgeleri görüyorsun. Bakın denize kıyısı olmayan. Bakın Güneydoğu Anadolu'nun şu kısmından itibaren Doğu Anadolu. Bakın şimdi İç Anadolu tipi bu. Erzurum Kars'ta bile gözüküyor. Ergene bakın, şurası Trakya tarafında da karasal iklim var. İç Anadolu tipi, yani şu yukarıda göstermeye çalıştığımız tip nedir bu hocam? İç Anadolu. Doğu Anadolu'nun alçakları ve Trakya'da görülür. Trakya! Trakya! İç Anadolu bölgesi Doğu Anadolu'nun alçak kısımlarında gözüküyor. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçiyor. En fazla yağışı ilkbahar, en az yazın alıyor. İlkbaharı yağışlı, konveksiyonel yağış alıyor. Türkiye'nin en az yağışı İç Anadolu'da Tuz Gölü çevresi, bitki örtüsü bozkırdır. Bakın görelim sıcaklık grafiğini nedir hocam? Bakın sıfıra geliyor sıcaklığı. Bizim Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinde sıcaklıklar, bakın şu kırmızı pembe çizgi sıcaklığı gösteriyor ve sıcaklık sıfıra gelebiliyor. Yani deniz yok ve Nisan-Mayıs ayları dediğimiz ilkbaharda yağış var. Yazları kurak geçiyor. Bitki örtüsü bozkır. Peki en az yağışı İç Anadolu neden alıyor hocam? Etrafı yüksek dağlarla çevrili bir çukurdur çünkü orası. Ve bundan dolayı deniz etkisi çok fazla etkili olamıyor. Bundan dolayı. İkinci bölge Güneydoğu Anadolu tipi karasal iklimde. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesinde de karasal iklim gözüküyor. Çünkü denize kıyısı yok. Yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar bu bölgede gözüküyor. Hani yaz Temmuz Ağustos'ta Urfa hani çok sıcak oluyor. Peki kışın en sıcak neresiydi? Ilık olarak Akdeniz tabii. Antalya çevresi. Çünkü deniz var. Hemen hemen de deniz. Ve en fazla yağışını kışın, en az yazın alıyor. Buharlaşma çok fazla şiddet olarak bitki örtüsü step bozkır en kurak bölgemiz. Buharlaşmadan dolayı da en kurak bölge. Şimdi Güneydoğu Anadolu'nun iç ve doğu kısımlarında gözüküyor. Batısında çünkü Akdeniz iklimi sokulabiliyor. Antep, Kilis çevresinde zeytin ağaçları, yani Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisi, bunu bize gösteren bir örnek. Gelelim arkadaşlar buradaki Doğu Anadolu tipi iklimimize. Bakın yerini hiç unutmayalım. Yeri Erzurum, Kars, Ardahan'ın olduğu Erzurum, Kars, Kuzeydoğu Anadolu. Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde etkili. Türkiye'nin kışın en soğuk yeri, en yüksek yeri, en soğuk yeri. Buralarda yazları yağış alıyor. Çayırlar var, bozkır değil. Ve burada bakın en fazla yağışını yazın, en az yağışını kışın alıyor. Kar yağışı ve don olayı yaygın, bitki örtüsü çayır. Şimdi Erzurum kar çevresi yüksek olduğu için buralarda gül çayırlar ve bakın Mayıs Haziran'da yağmurun arttığını, sıcaklıkların daha da eksilere düştüğünü, bakın burada gördüğümüz gibi sıfırın bayağı bir altında, eksi 10 dereceler ortalamayı tabii bu şekilde yapıyor. Ve Türkiye ikliminde enler diyerek de konumuzu bitireceğiz. Ocak ayında en sıcak Akdeniz kıyılarıdır. Bunu söylemiştik, değil mi? Akdeniz nem var. Ocak'ta en soğuk Kuzeydoğu Anadolu, Erzurum, Kars'tır. Temmuz'un en sıcak yeri Güneydoğu Anadolu'dur. Karasallıkla ve enlemle ilgili. Temmuz'un en soğuk yeri yine Kuzeydoğu Anadolu dediğimiz Erzurum, Kars'tır. Bağıl nem, yağış ihtimali en yüksek Rize, Türkiye'de Karadeniz.
Bağıl nem yağışı en az olan Konya'dır. Temmuz'da bağıl nemin en az olduğu yer Güneydoğu Anadolu, kuraklık. Buharlaşmanın en fazla olduğu yer Güneydoğu Anadolu. Bulutluluğun en yüksek olduğu yer Doğu Karadeniz. Güneşlenmenin en az olduğu yer de Doğu Karadeniz. Çünkü bulutlu hava, kapalı hava güneşlenmeyi azaltır. Güneşlenmenin en fazla olduğu yer Güneydoğu Anadolu'dur. En fazla nem Doğu Karadeniz'dedir. Sıcaklık farkı bundan dolayı azdır. Yazlar serin, kışlar ılık geçiyor Doğu Karadeniz'de. En fazla yağış Doğu Karadeniz'dedir. En fazla yaz yağış oranı Kuzeydoğu Anadolu, Erzurum, Kars'tadır. Ve onun için bu bölgelerde, zaten Erzurum, Kars'ta da durum değişiyor. O zaman arkadaşlar, bu şekilde konumuzu burada Türkiye'de görülen iklim tiplerinde göstermiş ve görmüş olduk. Şimdi kısaca hani şöyle söyleyelim. Türkiye'yi şöyle düşünecek olursak, yani şöyle tabii kabaca bir dörtgen çizecek olursam, nerelerde Akdeniz iklimi? Şöyle bir C harfi çiziyorduk. C harfi gibi. Buralar Akdeniz iklimi. Bitkörsü neydi hocam? Bitkörsü neydi? Söyleyin bakayım bana. Maki. Yazlar sıcak kurak, kışlar ılık ve yağışlı, don olayı yok. Kışın en ılık bölge. Sonra Karadeniz iklimi. Karadeniz kıyılarıyla Marmara'nın kuzey kıyılarında etkili. Şöyle hani kabaca çiziyorum, tabii siz anlıyorsunuz bunu. Peki Karadeniz ikliminin bitkörsü neydi hocam? Orman. Neymiş? Orman. Şimdi iç bölgelerin iklimi karasal iklim. Tabii iç Trakya tarafında da karasal var. Unutma bunu. Edirne karasal iklimdir arkadaşlar. Bozkır, değil mi? Karasal, yazları sıcak, kışın çok soğuk olur. İç Anadolu tipi. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesi de karasal ikliminin etkisindedir. İlkbaharda yağışlı, Güneydoğu hariç tabii. Güneydoğu kışın yağmur oluyor. Güneydoğu'yu şöyle ayıralım olmazsa. Burası Güneydoğu. Karasal ama kışın yağışlı. Ama burada ilkbaharda yağış alıyor. Dediğimiz gibi burası ilkbaharda konveksiyonel yağış alıyor. Burada en dikkat edeceğiniz yer arkadaşlar, ilkbaharda yağış alan bu karasalın bitki örtüsü bozkır iken, küçükbaş hayvancılık yapılırken, ben orayı kırmızı çizeyim. Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde yağışlar yazın olur, bitki örtüsü çayır olur. Yağışlar yazın olur, bitki örtüsü çayır olur. Yaz yağışı çayır. Yaz yağışı çayır. Büyükbaş hayvancılık. Erzurum, Kars. Erzurum, Kars. Büyükbaş hayvancılık yapılır. Yazları bozkır değil, çayır olur. Yazın kuruyan ot bozkır, yazın gürleşen ot çayırdır. Onun için Erzurum, Kars'ı Türkiye'de ayrı bir ele almamız, orayı ayrı görmemiz gerekir. Evet arkadaşlar, böylece konumuzu da bitirmiş oluyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.